Merhaba, ben Ozan. Çoğumuz müzik öğretmenlerimizden İstiklal Marşı'nda prozodi olmadığını duymuşuzdur. Bu videoda İstiklal Marşı'nın günümüzde kullanılan ezgisi prozodiye uygun olarak yeniden ele alınsaydı nasıl duyulurdu ona bakacağız. Prozodi sözcüğü antik Yunanca prosoidia'dan geliyor. Günümüzde kabaca söz ve müziğin uyumu olarak biliyoruz. Burada uyumdan kastettiği hecelerin uzunluk ve kısalık özelliklerinin müziğe aynı oranda yansıtılması diyebiliriz. Gelelim İstiklal Marşı'na. İstiklal Marşı'nın metninin belli bir ölçüsü var. Yani uzun ve kısa hecelerin yeri daha önceden belirlenmiş. Ölçülü şiir yazmanın hiç de kolay bir teknik olmadığını tahmin edebilirsiniz. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Çizgiler uzun, noktalar kısa heceleri temsil ediyor. Normalde kısa geçebilecek bazı heceler, ulama yapılmayınca uzun kabul ediliyor. Böylece daha önce bahsettiğim ölçü kalıbıyla daha uyumlu oluyor. Örneğin yüzen al sancak kısmındaki zen hecesi. Normalde ulama yaparak bu heceyi kısa kabul edebilirdik. Ancak yüzen ile al sözcüklerini ayırdığımız zaman zen hecesi otomatik olarak daha uzun zaman içerisinde ilerliyor. Örneklemek gerekirse ulama ile yüzen al sancak ta ta tam tam tam, ulamasız yüzen al sancak ta tam 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 gibi. Buradan İstiklal Marşı'nın ya da ölçüyle yazılmış diğer şiirlerin ulamasız okunması gerektiği anlamı çıkmasın. Bu bir tercih ve gerekli yerlerde esnek yapıdaki hecelerde kullanılabiliyor. Peki bunlar ölçülü şiirin işleyişine dair çok güzel detaylar ve konusu başka bir videoda ele alınmaya gidecek kadar geniş. Soru şu, bunu müziğe nasıl yansıtabiliriz? En yalın haliyle kısa heceleri 1, uzun heceleri 2 birim alabiliriz. Bu durumda korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak gibi bir ritim ortaya çıkıyor. Bu ritim üzerine İstiklal Marşı'nın günümüzde kullanılan ezgisini giydirdiğimizde ortaya bu resim çıkıyor. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal, sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bazen aklınızda çok iyi bir ezgi olabilir ama sözleri bir türlü oturtamazsınız. Bazen de harika sözleriniz vardır ama onların hakkını tam olarak verecek ezgiyi bir türlü bulamayabilirsiniz. İstiklal Marşı'nın prozodi sorunu zaten bilinen bir şey. Bu videoda ezgiyi değiştirmeden prozodi sorununu çözmeye çalışmanın yarattığı sonuçlardan birini göstermek istedim. Hoşçakalın.